İkinci bölüm. Gereksizler, gerek Laodikya'da bulunanlar ve gerekse yüzümü hiç görmemiş olanların hepsi için nedenli büyük bir uğraş verdiğimi bilmenizi isterim. Yüreklerinin cesaret bulmasını ve sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin tüm hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. Bunu kimse sizi kulağa okşayan sözlerle aldatmasın diye söylüyorum. Çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de ruhça sizinle beraberim. Düzenliğinizi ve Mesih'e imanınızın sağlamlığını görüyor ve seviniyorum. Mesih'te yaşamak. O halde Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettiğinizse öylece onda yaşayın. Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Dikkatli olun. Mesih'e değil de insanların geleneğine ve dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğinizden soyunarak elle yapılmayan sünnetle onda sünnet edildiniz. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz ve onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Siz suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken Tanrı sizi Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı o bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha mıhlayıp ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Yanlış öğretilere kapılmayın. Bu nedenle yiyecek ve içecek, bayram, yeni ay ya da sept günü konusunda hiç kimse sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise Mesih'tedir. Sahte alçak gönüllülükte ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak doğal benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen ve başa tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Tüm beden, eklemler ve bağlar yardımıyla bu baştan beslenip bütünlenmekte, Tanrı'nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir. Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, dünyada yaşayanlar gibi niçin şunu tutma, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz? Bu kuralların hepsi kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir. İnsanların buyruklarına ve öğretilerine dayanırlar. Kuşkusuz bu kuralların uydurma dindarlık, sahte alçak gönüllülük ve bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır. Ama doğal benliğin düşkünlüğünü önlemekte hiçbir yararları yoktur.